Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir süre evvel burada bir çekim yapmıştık, 42 numaralı kafesimizde. Bu kafes, bu yaptığımız çekimden sonra bize yorum yapanlarla ilgili bir çekiliş yapacaktık. O çekilişi şu anda hem gerçekleştireceğiz, hem de o yumurtanın sonucunun ne olduğunu göstereceğim. Şimdi ilk önce yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ve mantıklı yorumlar yaptılar. Takribi 40 tane arkadaş, 40-50 arasında arkadaş yorum yaptı. Onları şimdi buraya yazmıştım ben. Onların içinden bir tane arkadaşı seçiyorum şimdi. Hadi bakalım şanslı arkadaşımız kim olacak? Evet. Seçtim. Evet, 39. yorumu yapan Tarık Bayram arkadaşımız. Tarık Bayram arkadaşımız bizimle irtibat kursun. Kendisinden adresini alıp bir adet Nirvana papağan yemi ana besin. Bizim de polenlisini kullanıyoruz. Bir adet de gene 850 gram meyveli sebzeli ürünümüzden hediye ediyoruz. Onun yanında da bizce çok önemli bir ürün, hücre besleyici yağ. Bu yağın özelliklerini daha önceden anlatmıştım. Kullanmalarını tavsiye ederim. Eğer Tarık arkadaşımız papağan bakmıyorsa bizimle iletişime geçip başka baktığı kuşun yemlerini de yollayabiliriz. Şimdi arkadaşlar güzel yorumlar yaptılar. Bu yorumların en güzeli yani mantıklı olanı çift sarılı olabilir düşüncesi vardı. Kalsiyumdan, beslemeden veya bir sürü faktörden olabileceğini izah ettiler. Bunlar hepsi yaklaşımları doğruydu. Şimdi o yumurtamızı tekrar gösteriyorum. Yumurtamızdan yavru çıkmadı. Normal diğer Jeko yumurtalarıyla olan farkı da görmeniz açısından tekrar yan yana getiriyorum, gösteriyorum. Bu yumurtada embriyo oluştu. Yumurta çift sarılı değil, tek sarılıydı. Ama damızlık kuşumuz üstünde yatarken bu diğer 3 yumurta normal büyüklükteydi. Bu onların çok büyük olduğu için yumurta ezildi. Yumurta ezildi. Ezilince hava aldı ve bozuldu. Ben sizin yanınızda şimdi bu yumurtayı açıyorum. Evet, bakın. Embriyo kanlandı ve hava aldığı için öldü. Ben bunu alçıyla sıvadım. Biraz makineye koydum. Ama alçı kuruydu, döküldü. Dökülünce de tekrar hava aldı. Başka bir şekilde tedavisi varsa onu bilemiyorum. Bilenler varsa yardımcı olabilirler. Bu kuşumuzun 3. yumurtasıydı. Biz kuşlarımızın yumurtalarını takip ediyoruz yumurtladıkları sürece. 3'er gün arayla yumurtluyorlar normalde jakolar. Çok ender arayı açarlar. Bu 3. yumurtaydı ve tek sarılıydı. Ve normal 3. gün arayla oldu. Ondan sonraki 3. günde 4. yumurtayı yumurtladı. Burada en büyük endişem yumurta kanallarında bir sıkıntı olup olmamasıydı. Allah'a şükür yumurta kanallarında bir sıkıntı olmadı. Kalan 3 yumurtanın 2 yavrusu çıktı. Onları büyütüyoruz. Kış dolayısıyla anne babanın altından alıp küvezde bakıyoruz. Kuşlarımız genelde 4 ortalama, 5, 3, 6, 2, 1 gibi yumurtalar yapıyorlar. Bir yumurta veya iki yumurta onunla ilk ergenlik vakitlerinde kızgınlık yumurtası olarak attıkları yumurta
Ondan sonraki yumurtalar sayıları yüksek oluyor. Genç hayvanlar yüksek sayıda yumurta yapıyorlar. Daha sonra bu dengeleniyor. Tabii bu yumurta ortalamasını tahmini bir şey söylemek zor. Bu şartlara bağlı, yaşına bağlı, bakıma bağlı birçok faktörden etkilenen bir şey. Tabii en önemli şey damızlıkların genetik yapıları da, yani geldikleri kan da önemli. Kuşlarımız şimdi bizim 6 yaşlarında, 5-6 yaşlarında, 7 yaşlarında oldukları için genç ergenler. Bunlar 10 yaşından sonra tam oturacak. Ondan sonraki yumurta sayıları da bir dengeleme olur diye düşünüyoruz. Bunu 4-5 sene sonra ancak şey yapabileceğiz. Dediğim gibi şu anda 4 ortalama, 5 o civarlarda gidiyoruz. 3 bazen yapıyorlar. Biz bu sırada gene bir sıra dışı bir olay daha yaşadık. Bu kafesin yanındaki genç kuşumuz yumurtladı. İlk yumurtasıydı. 19-12'de yumurtladı. 6 tane yumurtladı. En son baktığımızda da 7 yumurta yapmıştı. Yani birisi bana dese ki, benim Jacom 7 tane yumurta yaptı, gözümle görmesem inanmam. Veyahut da derim ki 2 tane dişim var, ikisi de aynı anda yumurtladı derim. Bunu paylaşmak için biraz düşündüm ama yani insanlar merak ediyorlar. Kuşlar ne kadar yumurtluyor, kaç kere yumurtluyor, kaç yavru alınıyor. Bunlar ayrı bir mevzu. Normalde Jacolar ilkbahar, kış dönemine yakın, kış dönemi ve ilkbahara yakın. Bir de sonbaharda yumurtlar, yavru yaparlar. Eğer siz yavru sayısını arttırmak istiyorsanız, kuluçka makinesine yumurtaları aldığınız zaman bir daha yumurtlarlar. Bu tabii bakımla ilgili bir şey, takiple ilgili bir şey. Bir hassas bir konu, o ayrı bir mevzu. Şimdi burada size yumurtaları göstereyim. Yumurtalarda dikkat edeceğiniz husus, yumurtaların büyüklükleri ve şekli aynı kuştan olduğunun size fikir verebilir. Gel bakayım. Gel buraya yavrum, yavaş yavaş. Gel. Hadi kız. Hadi kız. Hadi kız, çekil. Çekil. Çekil, çekil, çekil. Bir yer müsaade et. Hadi. Hadi kız. Hadi kız. Tamam. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Haydi. Tamam, bir problem yok. Tamam, problem yok. Evet, görebiliyor muyuz şimdi? Bakın yumurtaların şekli, büyüklüğü aynı kuştan olduğunun belirtisidir. Bazı insanlar farklı şeyler düşünebilir. Buna ihtiyacı olan birisi de değiliz. Sadece bir seferde bir Jacon'u şu anda 6 yaptığını gördük. Ama 7'yi ilk defa görüyoruz. Daha farkı görür müyüz, görmez miyiz? Onu ileriki zamanlar gösterecek. Şu anda bu kuşun yumurtaları boş. Kendisi terk etmesini bekliyoruz. Genelde erkekler geç erginleştiği için ilk ağız veya ikinci, üçüncü ağız yumurtalar boş çıkabiliyor. Bu konuda sabırlı olmanız gerekiyor. Bununla anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Bundan sonraki videoda bahsettiğim gibi belgelerle ilgili, eş yapma durumuyla ilgili bilgiler size vermeye çalışacağım. Biz deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Yani burada yaşadıklarımızı, neler yaptığımızı, nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bu sosyal medyada çok farklı şeyler paylaşılıyor, söyleniyor. Mevlana'nın bir lafı var. Lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye. Yani konuşulan şeyler çok olabilir ama gerçekler gerçekten çok farklı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.